CRI Türk Haber. İyi günler, CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki gün boyunca Ege'nin ekonomisi, geleceği, vizyonunun konuşulacağını, tarım, sanayi, ticaret ve üretim konularının ele alınacağını belirtti. Küresel ekonomide iyileşme görüldüğünü, Avrupa ekonomisinde de bir toparlanmanın söz konusu olduğunu dile getiren Yıldırım, ancak yine de dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu işaret etmek isterim. İçinden geçtiğimiz bu dönemde küresel kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik kırılganlık ve bölgesel gerilimler henüz bitmiş değil dedi. Yıldırım, Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek, büyüme hedefimiz en az %5,5, bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın dedi. Avrupa'da Avrupa Birliği'ne karşı aşırı sağcı partilerin Avrupa Birliği'ni bir birlik değil, Almanya'nın patronajında bir yönetim birliği olarak gördüklerini belirten Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, seçimlerden önce Almanya'da da Avrupa Birliği kurumlarına neredeyse talimat veren bir üslubun ortaya çıktığını söyledi. Çelik, bu üslubun ortaya çıkması bizce aşırı sağcıların tezine haklılık kazandıracak kadar olumsuz bir tablo ortaya çıkardığı ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ekim ayındaki ihracat performansımızın %16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında %11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157.6 milyar doları inşallah 2017'de aşacağız dedi. Meral Akşener, İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Kurucu genel başkan olduğu partinin kuruluş toplantısında konuşan Akşener, "Büyük sorunlarımız var ama bu sorunları aşacak gücümüz de var. Milletimizin siyasi bunalımları aşma gücü var. Milletimiz demokratik siyasetten sapmadan Türkiye'nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz ileri bakmaya azimlidir. Milletimiz yeni bir iktidarla güçlü bir Türkiye yoluna devam etme niyetini açıkça beyan etmektedir. Millet adına üstlendiğimiz bu görevi ilan etmek için toplandık. Umutlarımız var, hayallerimiz var. Zengin bir Türkiye istiyoruz, gücümüz var." dedi. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'e özgü sosyalizmin uzun süren çabaların ardından yeni bir döneme girdiğini belirtti. Xi, yeni dönemde yeni başarılar elde edilmesi gerektiğini söyledi. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyeleriyle birlikte basın karşısına çıktı. Xi Jinping burada bir konuşma yaptı. Xi, partinin tüm yoldaşlarına yeni dönem Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi lider kadrosuna olan güvenlerinden dolayı teşekkür etti. 19. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 1. Genel Kurulu Beijing'de yapıldı. Xi Jinping, Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine seçildi. CRI Türk Ekonomi. Enerji Sağ üst düzey yöneticisi zaimler, şirket daha yalın bir şekilde yönetilebilsin diye Enerji Sağ ve Enerji Sağ Üretim AŞ olarak ikiye ayrıştı. Şu an dağıtım ve satış birimi halka açılmak için 2018 başında hazır olacak dedi. Aselsan'la İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 112 acil çağrı merkezleri projesi kapsamında 60 milyon lira tutarında sözleşme imzalandı. CRI Türk Spor. Beşiktaş Sampo Japan erkek basketbol takımı FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu 3. hafta maçında Polonya temsilcisi Gora'yı 65-60 yendi. Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi C grubu 3. haftasında Banvit deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 74-70 mağlup etti. CRI Türk Hava Durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ile 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.